Herkese merhabalar. Bugün sizde meme ucu problemlerinden bahsetmek istiyorum. Bebekleriniz doğduktan sonra en büyük sıkıntılardan bir tanesi bizim meme ucu problemlerimiz. Çünkü bebek emmeyi öğrenene kadar, siz emzirmeyi öğreninceye kadar gerçekten emzirme problemlerini, meme ucu problemlerini yoğun bir şekilde yaşıyoruz. Çünkü bebek en başta bebeği nasıl tutacağını bilmiyor. Biz onu göğsümüze tam olarak yerleştiremediğimizde kahverengi alanın olabildiğince büyük bir kısmını alması gereken bebek sadece meme ucunu emmiş oluyor. Meme ucunu emdiğinde de esasında meme ucumuz çok hassas bir organ olduğu için bir zaman sonra bizde bu gerçekten sıkıntı yaratmaya başlıyor ve baktığınızda meme ucumuz gerçekten o süreçte böyle darmadağın olduğunu görüyorsunuz. Ve bu da bebek hani genel anlamda emzirmeyi yeni doğan döneminde emzirmeyi bırakma nedenlerinin içerisinde en yüksek sıralarda olanlardan bir tanesi. Çünkü eğer bebeğiniz sizin meme ucunuzda bir çatlak bir orada yaralanma olmaya başladıysa süreç gerçekten zorlanmaya başlıyor. Çünkü gerçekten bebek memeyi tutarken canınızı çok acıtıyor ve doğal olarak siz de bu şekilde bir zaman sonra ne kadar gözünüzden yaş gelse bile bir noktadan sonra zorlanıyorsunuz. Şimdi peki ne yapacağız bu durumda? Özellikle doğru ve aktif emzirmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Doğru ve aktif emzirmeden kastım nedir? Önce bebeğin ağzını kocaman açmasını bekliyoruz ve meme ucunu belli bir kavisle damağına doğru belli bir yani bebeğin ağzını şöyle düşünün. Sizin meme ucunu şu şekilde damağına doğru yerleştirmeye çalışmamız gerekiyor. O yüzden doğum yaptıktan sonra doğum yaptığınız hastanede dikkat edin, en önemli şey taburcu olmadan mutlaka oradaki bebek hemşirelerinden bebeğinizi doğru bir şekilde göğsünüze yerleştirmeyi öğrenmeniz. Nasıl öğreneceğiz bunu? Bebek geldiği işte ilk gün normal doğumsa birkaç saat sonra şöyle koltuğa rahat oturduğunuzda sezaryansa bir gün sonra ilk gün zaten yatarak emzirecek ve yardım edeceklerdir size. İkinci gün şöyle koltuğunuza rahatça bir oturun ve bebeği kucağınıza alarak doğru bir şekilde bebeği göğsünüze yerleştirmeyi orada planlamaya çalışın. Ben eğer bebeğimi doğru şekilde göğsüme yerleştirebilmeyi halledersem ve eve çıktığımda da bu konuda bir sıkıntım olmazsa meme ucu yaralarım çok kısa bir sürede toparlanır. Peki meme ucu yaraları ne zamandan sonra sıkıntı derseniz, benim eğer bebeğimi yeni emzirmeye başladıktan 10 gün sonra hala meme ucu yaralarından bahsediyorsam o zaman muhtemelen yanlış emziriyorumdur. Eğer 10. 12. günü geçmemize rağmen yoğun bir şekilde meme ucu yaraları devam ediyorsa muhtemelen siz o süreçte doğru emzirmiyorsunuz. Hangi kremi, ne ürünü kullanırsanız kullanın burada bir sıkıntı var demektir. Peki ne yapacağız? Doğum çantamızı hazırlarken mutlaka bir tane göğsücü kremimizi çantamıza koyacağız. Bunun yanında tamamen sıvıyı içine hapseden ve içi üstün hep kuru kalmasını sağlayacak bir göğüs pedi tercih etmek gerekir. Bunun yanında da ben ya bir gümüş kapak ya da bir göğüs kalkanının da mutlaka doğum çantasında olmasını tavsiye ediyorum. Çünkü emzirmeye başladığımız ilk andan itibaren bunları mutlaka bol bol kullanacağız. Ama hamileyken de ben göğüs uçlarımda bazen şöyle sıkıntılı olabiliyor. Hani annenin böyle göğsünden hafif sarımsı böyle sıvılar gelmeye başlıyor. Süt hazırlık gibi. Gelmediğinde telaşlanmayın. Gelebilir de gelmeyebilir. Ama geldiğinde bazen göğsünüzde minik minik kuruluklar yapabiliyor. Bazen oradaki cilt pul dökülüyor o zamanlarda. Ya da hiçbir sıkıntımız yoksa bile 34-35. Haftadan sonra silmeden kullanabileceğiniz bir göğsücü kremi edinmenizi ve gün içerisinde günde bir ya da iki kere meme ucunuza o kremi sürmenizi tavsiye ediyoruz. Bebek doğduktan sonra da emzirme döneminde yine içeriği doğal olan, hipoalerjik özellikte olan ve silmeden kullanabileceğiniz bir meme ucu kremiyle bu süreci devam etmeniz gerekiyor. Çünkü ben meme ucunu her seferinde silmek için uğraştığımda bir zaman sonra göğüs ucum çok daha harabiye, çok daha fazla zorlanmaya ve göğüs ucu yaralarımı bir türlü geçirmeye beceremiyorum. İşte bu dönemlerde kullanabileceğiniz göğüs ucu kreminin içerisinde ben size Insia'nın göğüs ucu kremini öneriyorum. Özellikle içerisinde hipoalerjik, %100 bitkisel bir ürün. Zaten Insia'nın tüm ürünleri hayvanlar üzerinde test yapılmıyor. İçlerinde paraben, boya, işte ne bileyim kimyasallar, sentetiklerin hiçbirinin olmadığı bir ürün. Tertemiz bir ürün yani anlayacağınız. Ve bebeğiniz bunu direkt alabilir. İçerisinde aynı sefa ve zeytinyağı var. E vitamini var, cildin bütünleşmesini sağlıyor. Onlarca shea butter yine bulunuyor. Soya gliserini var ve bunların hepsi esasında meme ucunuzun nemlenmesini. Eğer ufak çatlaklarınız orada bir sıkıntılar varsa da bu onun da hemen toparlanmasına destek oluyor. Baktığınızda kremimiz şöyle, bakın şöyle açtım ben bunu. Şöyle göstereyim kremi size. Buradan bakın yapısal olarak aldığımda hem elimi sürdüğümde incelen
Hiç kokusu olmayan bir krem. Hiç kokusunun olmaması çok önemli. Çünkü anne kok anne bebeği emzirdiğinizde bebeğin anne kokusunun üstünü kapatacak hiçbir yerin kullanmamanız gerekiyor. Hatta şöyle ki banyo duş yaptığınızda bile şu göğüs kısmınıza ne bir duş jeli ne bir işte bir sabun hiçbir şey sürmemenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü oralara müdahale ettiğinizde doğal olarak göğüs ucunuzda sıkıntı yarıyor. Bebek düşünsenize işte elinizde bir krem sürün, herhangi bir krem sürün. Şöyle elinizi bir yaladığınızda bir acımsı bir tat gelir. Göğsünüze öyle bir vücut losyonu ya da bir nemlendirici sürdüğünüzde, memurcu kremi değil, herhangi bir nemlendirici sürdüğünüzde bebek yanlışlıkla sadece memurcu tutmuyor ki, buraları her tarafını yalayabiliyor emme göğsünüzü tutana kadar. İşte o tutuma sırasında bebeğin ağzına acımsı bir tat gelirse Allah korusun memenizden uzaklaşabilir ve sizi hiç emmek istemeyebilir. O yüzden duş yaptığınızda lütfen göğüs kısmınıza ne bir duş jeli, sadece duru suyla yıkıyoruz ve hiçbir şekilde göğüslerimize nemlendirici sürmüyoruz. Sadece memur uçlarımıza memurcu kremini sürebilirim. Hamileyken sürüyorum ve bırakıyorum. Çok fazla göğsüme masaj yapıp o göğüs ucumu oradan çıkartmıyorum. Çünkü çok fazla masaj yaptığımda memur ucuna doğal olarak memur ucunuz düzken birden dışarı doğru çıkar ve bu bir oksitosin uyarısıdır. Doğal olarak oksitosin uyarısına bağlı olarak da erken doğumu tetikleyebilir. Biz bunu istemiyoruz. Ne yapacağız? Kremimden minicik alacağım. Elimde biraz inceltip hemen göğüs ucuma süreceğim. Bakın zaten sürdüğümde o kadar güzel yapısı var ki incecik oluyor ve hemen cildinizde hiçbir bir şey iz bırakmadan hemen emilmiş oluyor. Ve hiçbir şekilde hiçbir koku bırakmıyor. Yani çocuk açısından da bu anlamda hamileyken değil ama emzirme döneminizde kokusuz olması da ayrıca çok çok özellikli. Toksik etki yaratmıyor. İçinde zeytinyağı, E vitamini gibi tamamen doğal ürün, doğal içeriklere bir sahip olduğu için de insiyanın göğsücü kremini bu süreçte çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Emzirme dönemine başladığınız dönemde de her emzirmeden sonra eğer göğüs pedi ya da göğüs kalkanı kullanıyorsanız memurcu kremini sürmeniz gerekir. Ama dediniz ki ben gümüş kapak kullanıyorum ve gümüş kapak kullananlar da memurcu kremi kullanmayın diyorlar. Şimdi ben şöyle söylüyorum hani evet gümüşün iyileştirici özelliği var. Gümüş kapak kullanabilirsiniz. Evet çok faydalı. Fakat gümüş kapak kullansanız dahi günde bir kere en azından gece bütün gün o gümüş kapak petle kapattığınız göğsünüzü bir duru suyla güzelce yıkayın. Ve ondan sonra mutlaka memurcu kreminizi sürün. Üstünü de o seansta göğüs kalkanı ya da pet kapatın. Bir sonraki seansta istiyorsanız yine gümüş kapaklı süreci devam edebilirsiniz. Ama meme ucu yaralarım her geçen gün artmaya başlıyor ve gerçekten çok zorlanıyorsam ve bu süreçte bir türlü meme ucu yaralarını geçiremiyorsam mutlaka ve mutlaka emzirme pozisyonunuzu kontrol ettirmeniz gerekir. Bazen şöyle oluyor. Bebek baştan çok güzel emiyor. Güzel tutmuş oluyor. Siz de diyorsunuz ki aile süper. Meme ucunun yara olmaması lazım. Bu bebek çok güzel tutuyor. Her şey yolunda. Fakat emme biliyorsunuz ki ritmik bir şeydir. Emer, bekler. Emer, bekler. Biraz dinlenir, tekrar emer. Siz de kolunuzda tutuyorsunuz. Bir zaman sonra yorulup, doğal olarak bebek de yorulup, dinlenme aşamasında çat diye meme ucuna kayabilir. Baktınız ki meme ucuna kaydı. Hemen küçük parmağınızla bebeğin ağzına doğru dokunun. O tarafa doğru kafayı çevirip ağzını açacaktır. Çünkü arama, emme, yutma refleksleri var bebekte. Meme ucumuzu tekrar çıkarıyoruz ve tekrar doğru şekilde göğsünü ağzına veriyoruz. Ve böylelikle göreceksiniz ki bebek daha düz düzgün emmeye başlayacak ve meme ucu yaralarınızın hızlıca iyileştiğini göreceksiniz. O yüzden bebeği emzirme sürecinizin daha güzel geçmesi için, bebeğinizle aranızdaki o bağın muhteşem olabilmesi için mutlaka bir meme ucu kremi edinmenizi tavsiye ediyorum. Bu bir meme ucu kremini tercih ederken de tamamen içeriğinin temiz olması gerekiyor. Çünkü düşünün bebeğiniz o göğsünüzü ağzının içine alıyor. Her seferinde silmeyi önermiyoruz. Sadece istiyorsanız sütle bir kendi sütünüzü sıkıp onunla silebilirsiniz ama gerek yoktur. Bu insiyanın meme ucu kremi içinde zeytinyağı, aynı sefa yağı, E vitamini, shea butter gibi esasında soya gliserini gibi doğal içerikleri var. Hiçbir şekilde içerisinde parfüm, alerji yapacak herhangi bir madde, kimyasal bir madde yok. %100 doğal bir ürün. O yüzden de bebeklerinizi güvenle kullanabilirsiniz. Ben de
gerçekten tavsiye ediyorum. Çok yapısı da çok incecik, sürmesi çok kolay. Bunların her biri çok önemli çünkü sürerken yoğun bir kremse göğüs uçlarımız çok acıyor. İşte o dönemde de Insia yine ince ve sürmesi çok kolay bir yapısıyla da tercih edeceğiniz bir krem olmalıdır. Umarım bebeklerinizi doğru pozisyonda ve güzel bir emzirme süreciniz olur. Ve bu süreçte de meme ucularımız bizim en aza iner. Ama benim meme ucum yok. Meme ucunda bir hiç yaram yok. Hiç krem sürmeyeyim mi? Ben yine de bütün emzirme süreci boyunca gün içerisinde en azından bir kere her şey yolunda bile olsa meme ucu kreminin sürmenizi tavsiye ediyorum. Ve bu dönemde de Insia meme ucu kremini sizlere öneriyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa lütfen yorum şeklinde yazarsanız sorularınızın her birine tek tek cevaplayacağım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.